İnsanlar sanki alışverişe gelmiş. İnanın yani bunu yakanlar, burayı patlatanlar, burayı bu hale getirenler %80'i de kendi amaçları için bunu yapmıştır. Önce yaktılar, sonra da yağmaladılar. Esenyurt'ta terör örgütü yandaşlarının eylemlerinin ardından marketler böyle boşaltıldı. Geriye yanık kokusu, güvenlik şeritleri kaldı. Akşamdan beri Roman hemşerilerimiz, yani vatandaşlarımız burada kamyon kamyon bütün eşyaları yağmalamaktalar ve kendi gözlerimizle şahit olduk. Esenyurt'ta gece çıkan olaylarda göstericiler bir mağaza zincirini hedef aldı. Mağaza zincirini ve bulunduğu binayı molotof kokteylleriyle ateşe verdi. Onların ardından itfaiye yangını söndürdü. Ancak yangının sonrasında bu kez mağazada yağma başladı. Bakın, merdivenlerde tuvalet kağıtları, bunlar yağmadan geriye kalanlar. Burası sabaha kadar insanlar, kadın, erkek, çoluk, çocuk burayı yamalamakla meşguldu. Marketin altında bulunan kahvehane de molotof kokteyllerinin hedefi oldu. Üstelik içeride insanlar bulunuyordu. Onlar canavliyle kaçarken masalar, sandalyeler küle döndü. İçerideki durum işte öyle böyle basıldı. Millet hep kaçtı, zor kendini kurtardı. Göstericiler binayı ateşe vermekle kalmadı. Aynı zamanda taş yağmuruna tuttu. O taşlar binanın dış cephesinde hasarlar oluşturdu. Birçok cam kırıldı. Herkes bir Türk bayrağının altında yaşıyor. Gösteriler sırasında Bahçeyolu Caddesi üzerindeki bir market daha molotof kokteyliyle ateşe verildi. Yangın söndürüldü. Ancak yangının ardından mallar yağmadan kurtulamadı. Buradaki ürünler bavullarla, valizlerle, büyük poşetlerle bir bir götürüldü ve o yağmanın ardından geriye böyle bir manzara kaldı. Yağmalama 48 saat sonra bile devam etti. Bazı vatandaşlar yağmalamak için gelenlere tepki gösterse de kimse aldırış etmedi. Talancılar marketi boşaltmaya devam etti. Esenyurt'taki gösterilerden muhtarlıklar da nasibini aldı. Camlar kırıldı, binalar ateşe verildi. İnsanlar korkuda evine giremiyorlar, çocuklarını okula gönderemiyorlar. Hani dilde dile yaygara yapıyorlar, işte MHP'lere basacak, BDP'lere basacak, aslında alakası yok. Milleti birbirine düşürmek isteyen provokatörler vardır yani. Pınar Mahallesi muhtarıyım ben. Pınar Mahallesi muhtarlığı camları kırıldığında halk tarafından bana telefon edildi. Gittiğimde benim kapılarım ve pencerelerim hepsi kırılmış, içerisi yakılmıştı. Ateş içindeydi, hatta Türk bayrağını yakmışlar, içeri atmışlardı. Esenyurt Meydanı'nda işte hemen bu noktada şaha kalkmış bir atın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli bulunuyordu. Gösteriler sırasında o heykel yakıldı, kırıldı. Bayraklar da indirilmeye çalışıldığı sırada güvenlik güçlerinin müdahalesi geldi. Şu an Esenyurt'ta nerede bakarsanız belki 100 bin kişiden fazla Suriyeli var. O eylemin içinde çok olan da Suriyelidir. Bunlara da hiç müdahale edilmiyor. Olayların ardından Esenyurt Meydanı'ndaki alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. Burada 24 saat çevik kuvvet ekipleri tomalar, akreplerle bekliyor. Hak aramak buysa böyle hak aramazsın. Doğru. Ama vatandaşa zarar verecekse verilmez. Bak şuradaki gördük, ben de Doğu kökenliyim.